Herkese merhaba, ben Levon Turaç. Yine Türkiye'de bir ilkle karşınızdayız. Görebileceğiniz gibi HTC'nin Vive Pro model VR gözlüğünü satın aldım kendime. İşte yurt dışından aldık. Şurada da faturası bulunuyordu. Hemen bakayım. İşte Satürn'den yurt dışı Avusturya Satürn'den. Avustralya değil, Avusturya Satürn'den 1500 Euro'ya satın aldık bu ürünü. Kendim aldım çünkü yeni yeni VR videoları sunacağım sizlere yavaştan. Bir önceki zaten HTC Vive'dı. Onun fiyatı 500-550 dolar fiyatından satılıyordu. Fakat yeni Vive Pro daha güzel, daha yüksek özelliklerle bizlere geldi. Daha yeni base station'lar, baz istasyonlarıyla sunuldu. Ve maalesef ki fiyatı baya baya yüksek. Ben yaklaşık işte 1500 Euro'ya aldım. Fakat dolar olarak parayı göndermiştim. O da 1950 dolar civarına denk geldi. 200 dolar da bir gümrük vergisi ödedik. Yani Türk parasıyla 12.000 TL'ye satın almış olduk bunu. Türkiye'de satılıyor fakat çok güven vermeyen bir sitede bulunuyordu. 13.500-14.000 liraya satıyorlardı. İşte aradık, görüştük. İşte neymiş, ürün gümrükte bekliyor. Gümrükten çekmek için ön ödeme yapacaksınız. İşte ürünü satın alacaksınız ve çekmesi bir hafta sürecek. Yani ürün gelmiş, aylardır gümrükte tutuluyor. Madem Türkiye'ye gelmiş de kardeşim, o zaman çek stoğuna ya. Böyle salaklık mı olur? Yani ben de güvenemedim. O yüzden yurt dışından akrabalara sipariş verdim ve ürün canavar gibi geldi. Bu videoda kutu açılımı yapacağım sadece. Hemen açalım. Bu iki farklı satılıyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Biri sadece gözlük, yani VR headset başlık olarak satılıyor. Bir de set olarak satılıyor. Başlığın fiyatı 900-800 dolar civarında Amazon'da. Avrupa'da da 900 euro. Yani aynı fiyatları satılıyor. 800-900 euro civarı. Fakat bu, biz direkt set olanını aldık. Yani kolları ve baz istasyonları hepsi dahil. Kutu zaten biraz büyük. Yaklaşık 10 küsür kilo gelebiliyor. Arkasında zaten bazı detay verilmiş. Hemen nereden açılıyor bu açı? Yatır. Buradan açılıyormuş. Direkt açıyoruz kutusunu. Görünüyor değil mi? Ha? Aynen. Ya içi mavi falan bir şey yapmışlar. Hemen dev gibi bir tane kağıt geliyor. Kurulum kağıdı zannedersem. İşte download and setup demiş. İşte siteden programlarını indirin. Altında da nasıl kurabileceğinizi, o da konfigürasyonları, işte baz istasyonlarını bir çapraza bir buraya falan filan takacaksın gibi. Şöyle detaylı bir şey sunmuşlar. İşte başlık ayarı nasıl olacak falan tarzında bir şey. Neyse, bunu buraya koyuyorum. Önce gözlüğü mü çıkartsam ya? Ha? Ya da neyse, gözlüğü en sona bırakalım. Hemen şöyle içi görünüyor mu? Yoksa şöyle kaldırayım mı? Anam. Aynen, neyse. Yani şöyle 2, 3, 4. Burası da 5'miş. Bir neresi? Kendi kutusu. Ha, bir de kendi kutusu galiba. Aynen, bu ana kutu. 1. 2, 3, 4, 5 yapmışlar. Lan ya, böyle saçma bir şey olamaz. Dedim bir nerede yani? Neyse, biz 5'i en sondan açıyoruz. İçi böyle bölmeli. Birinci kutuyu açıyoruz. Şöyle bir kutu var içinde. Direkt kutunun içinde şöyle sizlerin de görebileceği gibi direkt kolları koymuşlar. Şöyle mavi, bu bir. Yenilerin rengi farklı ve daha hassas. Daha geliştirilmiş modeller bunlar. Altında da bir şeyler varmış. Altında yedek kutular. Ayda, bu nasıl ya? Kablo bitmiyor arkadaş. Evet, şöyle görebileceğiniz gibi yeni HTC Vive'ın kolları, artık bunların yabancı adı ne bilmiyorum. Kol işte ya, bildiğin joystickleri yani. Şöyle görebileceğiniz gibi mavi, koyu mavi renkte yapmışlar. Gayet şık olmuş. Bunlara tabii zamanla ben üstüne korumalar da alacağım. Sağına soluna nereye vuracağımız belli değil. Artı bu modelde şu yan tuşlar bulunmuyordu, fakat bu sefer şuralara direkt yan tuşlar da eklemişler. Önceki VR'ı kullandığım için önceki VR'da yoktu böyle bir şey. Bunda farklı bir tuşta bulunuyor. Ondan sonra her bir kol için ikişer tane adaptör var. Nasıl diyeyim? Niye bir tane koymamışlar ki yani? Bir tanesiyle tek tek sırayla şarj ederiz. Fakat adamlar ikişer tane adaptör ve direkt şöyle neymiş? USB'den bir ucu da micro USB, direkt takıyorsunuz kolların arkasına ve şarj edebiliyorsunuz. Kollarımız burada. Ondan sonra şu 3'ü açayım. 3'te ne varmış bakalım. Bu modelde çözünürlük yükseltildiği için ve tazeleme oranı yaklaşık 90 Hz çıkartıldı. Bu sebeple yeni kontrolcüde, yani eski sadece mesela bunun başlığını tekte satıyorlar. Fakat bir önceki sadece HDMI bağlantısıyla kullanılabiliyordu. Ve 90 Hz tazeleme oranını HDMI maalesef veremiyor. Bu sebeple yeni kutuda, bağlantı kutusunda direkt arka ana geniş bir bağlantı var. Üçlü bir kablo. Bunda ise
direkt mini display port, yani display port üzerinden görüntüyü alabiliyoruz bilgisayarımızdan. Yanında USB bağlantısı, bir de DC güç girişi falan mevcut. Bunun için de şöyle bir tane manyetik yapıştırıcı var şunun için. Şöyle bilgisayara bağlamanız için mini display portu, USB kablosu. Direkt sese gerek yok artık, çünkü öncekinde mesela ses çıkışları bulunuyordu. Fakat bunda ses çıkışlarına da gerek duyulmamış, çünkü hepsini DisplayPort veya USB üzerinden aktarabiliyor diye umuyorum. Çünkü öncesinde ses çıkışları bağlantısı da ayrıyeten direkt bu kutu üzerinden yapılabiliyordu. Bir de şöyle dev gibi bir adaptörü var. Aynen bu şekilde. Başka kablo yok mu ya? Bakayım. Aynen yokmuş. İki tane de bir tane bez vermişler. Bir de şöyle vidalı bir ayak mayak vermişler. Bu ne işe yarıyor ya? Neyse, böyle bir ayak var işte arkadaşlar. Bunu böyle koyayım. İkinci kutuyu da. Sonra şu ikinciyi açalım. İkincinin içindeyse şunu biraz daha çekeceğim şöyle. Yeni baz istasyonları, yani base station diyorlar Avrupa'da. Geliştirilmiş model bunlar. Görebileceğiniz gibi oval. Tamamıyla oval bir yapıda. Üstteki sticker'ı çıkartın diyor tabii. Bunlar daha hassas, daha geniş açıda ve daha geniş mesafede görebiliyor bu yeni baz istasyonları. Direkt arkasında yine micro USB bağlantıları mevcut. Yok, adaptör bağlantısı. Diğeri de AC güç girişi zannedersem. Reset butonu falan da bulunuyor arkasında. 2 adet baz istasyonu çıkıyor. İkincisi de şöyle. Göstereyim sizlere. Şu 2 adet baz istasyonu var içinde arkadaşlar. Direkt oval, daha geniş açılı mesafeler sunuyor bizlere. Bunun içinde ise ne kablolar varmış? Dev gibi adaptörler var. Şöyle görebileceğiniz gibi 2 adet adaptör mevcut. Bir poşet daha çıkıyor. Bu poşette ise direkt oynar başlı ayaklar bulunuyor. Hani baz istasyonlarını direkt duvarınıza da monte edebilirsiniz. Veya hani benim ışığımda kullandığım... kamera ayaklarını da monte edip kullanabilirsiniz. Daha demonteli kolay bir şey olabilir. Ama ben direkt tavana asacağım zaten, sabit kullanacağım için. Öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunu da buraya bıraktım. Ter içinde kaldım ya. Bakayım var mı başka bir şey? Yokmuş. Evet, son olarak şurada gözlüğümüz, VR headsetimiz bulunuyor. Aynen. Canavar ya. Arkadaşlar bu model harbiden canavar. Şöyle bir kaldırayım. Merak etmeyin. Biraz bekleyin. Şurada ne varmış ona bakacağım. Bu ne ya? İçi boş mu bunun? Şurada kitapçıklar falan var. Aynen, kitapçıkları bunun içine koymuşlar. İşte nasıl diyeyim, şöyle bir sticker koymuşlar. İşte nasıl kuracaksınız falan filan diye bir kitapçık. 2-3 tane daha kitapçık var. Neyse, bizim kitapçıya ihtiyacımız yok. Ben zaten ürünü bildiğim için kurulumda nasıl yaptığımı gayet iyi biliyorum. O yüzden benim kitapçıkla işim olmayacak tabii ki doğal olarak. Şunu da kaldırayım. Şöyle kırdım ortalığı bildiğiniz. Evet, geldik gözlüğümüze. Biraz daha çekeyim mi şunu açıyor? Üstünde poşet yapmışlar ve yeni VR gözlüğümüz şu şekilde. Görebiliyorsunuz, bildiğiniz canavar gibi bir şey. İşte yanlarında kulaklıklar da dahil bu üründe. Şöyle kulaklıkları var. İstersen açıyor, yaklaş biraz. Çok hafiften zoom yapabilirsin. Aynen, açalım. Tek girişli upuzun bir kablosu mevcut. Yaklaşık 3 metre civarı. Görebileceğiniz gibi önde yine 2 sensör var. Tabii bunlardaki hassasiyet daha da yükseltilmiş. Aynen, buraya Allah Allah yeni şeyler eklemişler. Herhalde merceğin ayarı için olabilir. Bunu da daha otomatik yapmışlar. Yandaki kulaklıkları siz de görebiliyorsunuz. Direkt seslerini sağ sol kulaklık için sesleri, evet, arttırmak için butonlar bulunuyor. Şuradan görüyor mu açıyor? Direkt kulaklıkların yanında ses yükseltmek için şeyler mevcut. Butonlar bu kısımdaki, aynen, üstte mikrofon da bulunuyor ya. Mikrofon kapatıp açmak için buton da öbür kulaklığın üstünde. Yani bunun üstüne kulaklık yerleştirilmiş, şey, mikrofon yerleştirilmiş açıkçası. Şu gözlüğün içinde bir kağıt koruma var. Onu çıkartayım. Bundaki gözlükte nasıl diyeyim, şöyle kaldıracağım. Şöyle görebileceğiniz gibi içindeki, yani sensör camları daha da genişletilmiş. Süngerler ayrıca büyütülmüş, eklenmiş. Bunda daha ergonomik bir yapı mevcut. İçinde minik bir kamera mı, göz sensörü mü, göz takibi yapabiliyor diye biliyorum. Sağında solunda minik sensörler bulunuyor. İçeride de sensörler bulunuyor. Zannedersem o dediğim gibi bunda göz takibi, yani göz hareketlerinizi takip eden bir şey vardı. O yüzden geliştirilmiş. Bunu Oculus da yeni modelinde yapacak. Kafa bandına da gelecek olursak, kafa bandı tamamıyla komple plastik
plastik bir aksamda, arkasında sünger bulunuyor. Yani bu nasıl bir şeymiş, bir takalım ya. Tersinde kaldım şu kafa bandını. Arkasından böyle genişletiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan açıyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Açtıkça kafa bandı geriye gidiyor. İşte sıktıkça sıkılıyor. Yani önceki bezden taktım 10 saat kafamdan düştü gibi bir sıkıntı yok. Benim kafam büyük olduğu için biraz daha fazla açayım ben olmadı. Ne olur ne olmaz. Şunu şöyle... Girdi mi kafama? Girmedi kafama. Şu cırt cırtı kaldıracağım ya. Neyse dur bakayım. Ulan niye girmiyor? Anam. Ne oldu ya? Merceği mi kaydettin? Aynen ya. Tövbe, daha kullanamadan kırıyorduk, iyi mi? Abi bu niye benim kafama girmedi ya? İade ederiz. Benim kafam o kadar büyük mü lan? Hı? Şu cırt cırttan mı? Daha da açacağım. Arkadaşlar benim kafam çok büyükmüş demek ki. Aynen he. Taktık. Tabii şu an ben bir şey göremiyorum ama şöyle göstereyim. Arkadan sıkıştırıyorsunuz. Şöyle haço nasıl görünüyor ya? Ha, bunu mu? Ha, bunu böyle tutturduk. Arkadan buradan. Gerçi beyaz bir şey ışık geliyor gibi ama. Aynen kafamı bayağı sıktım. Oo, gayet oturdu. Burun da iyi. Kulaklıkları da bakayım. Çok büyük değil ama kulağımı kapatıyor. Güzel değil mi? Şöyle kaldırabiliyorum, oynatabiliyorum veya kulağıma doğru. Tam kulağınızı tam kapatmıyor. Aşağı yukarı yükseltme ayarı da mevcut. Vallahi bu modeli dehşet yapmışlar ya. Nasıl görünüyorum? He? Aa, kafam sıkıştı. Bunda kafanız da sıkışabiliyor. Acayip bir şey yapmışlar arkadaşlar. Neyse zaten ter içinde kaldım. Bunun incelemesi ayrı gelecek. HTC Vive Pro böyle bir şeydi. İki dakika var ya, karanlıkta kaldım, aklım başımdan gitti ya. Bu nasıl bir şey böyle? Odam çok sıcak arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet yani Vive Pro gayet güzel, şık görünüyor. Bakalım bir de özellikleri neymiş? Onlara ayrıca değineceğiz. Kablomuz direkt yanında şöyle, kablo kanalları mevcut. Ya bu modelde tamamıyla eksiksiz bir başlık olmuş. İşte kulaklığınızdan dahili mikrofonla varana kadar her şey var. Yüksek çözünürlük sunuyor. Baz istasyonları daha da genişletilmiş. Daha kaliteli baz istasyonlar mevcut. İşte kafa bandıydı, bilmem neydi. Ekstra masraf yapmanıza gerek kalmayacak şekilde bir ürün yapmışlar. Bu videomu burada son veriyorum. İnceleyen videosu zaten sonradan gelecek. VR oyunların keyfini çıkaracağız hep beraber. O yüzden sabırsızlıkla bekleyin ve şimdiden de şu kanalımıza artık abone olun arkadaşlar. Abone sayılarımız artması lazım. Yani daha 7000 bile olamadık. Lütfen hani beğendiğiniz videolarım varsa eğer paylaşın. Paylaşın ki arkadaşlarınız da izlesin, gelsin kanalımıza, abone olsunlar. Sayımız artsın. Çünkü sonuçta başka destek verenimiz yok. Bir izleyenlerimiz var, o kadar. Başka sözüze gerek yok arkadaşlar. Şimdiden görüşmek dileğiyle. Dört gözle bekleyin muhakkak. Görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Şimdiden de iyi bayramlar.